Siemens tam otomatik kahve makineleri sunar. Asım selam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? Aa, nedense çok iyiyim. <laughs> Güzel süper. Bunu duyduğuma çok sevindim. Şöyle yapalım istersen. Biz geçen bölümde antibiyotikleri biraz bir giriş yaptık aslında. Evet. evet dedik ki antibiyotiklerden bahsettik, bakterilerden bahsettik, virüslerden bahsettik. Biraz bunun farkından sen bana anlattın. Şimdi de şunu sormak istiyorum sana aslında. Biz ilaç kullanırken, antibiyotik kullanırken daha doğrusu biz neye dikkat etmeliyiz? Çünkü şunu söylemiştin sen bana. Demiştin ki her antibiyotik her şeyi etki etmeyebilir veya işte bazı değerleri bazı şekilde almamız lazım. İşte her şeyi her zaman tüketemeyiz. Onların sen spesifik açılımlarını yapmıştın bana. Şimdi gelelim nelere dikkat etmeliyiz kısmına. Nelere dikkat etmeliyiz? O zaman bunu daha genel prensip açısından değerlendirelim. Hani şu antibiyotikte bunu yapın, bu antibiyotikte bunu yapın, bu bakteride bunu yapın. O çok tıbbi bir soru. Benim girmemem gereken bir soru. Nasıl Ama istiyorsan... genel olarak antibiyotin prensibinden bahsedebiliriz. Bir hatırlatma yapalım. Kabaca neydi? Ondan sonra da bunun üzerinden devam edelim. Çünkü çok geniş bir konu. Antibiyotik bir canlının canlıya karşı geliştirilmiş bir molekül. Aslında jenerik isim olarak öyle hatırlamak lazım. Bakterilerden biz antibiyotik ismini ilk biliyoruz ve burada nedir bu? Bakterinin vücudumuzda büyümesini, çoğalmasını, bizi enfekte etmesini, organlarımızı yemesini artık neyse onu yapmasını engelleyecek bir mekanizma geliştirmek. Ve burada yaparken neye dikkat etmemiz gerekiyor? O da ilk prensip şu. Bunu bir canlıya karşı kullandığımızı hatırlamamız lazım. Yani ne demek bu? Biz bir çekiç alıp duvar kırmıyoruz. Çünkü duvara kırdığımız zaman onun yeni bir tepkimesi bir yerden gelip, bir değişimi bir şeyi pek olmayacak. Ya kırabileceğiz, mahvedeceğiz, tuz buz edeceğiz. Ya elimizdeki alet yetmeyecek, kıramayacağız, hiçbir şey olmayacak. Ama yani kırarken birdenbire yan tarafta yeni bir duvarın çıkmasını veya biz ona yaklaşırken duvarın bükülüp kendisini kurtarmasını falan beklemiyoruz. Dolayısıyla bir canlı olmayan bir objeye karşı onu yok etmek için saldırmak bir şey. Bir de canlı olan bir oluşuma karşı gitmek farklı bir şey. Canlıların da en bu konuda bizi ilgilendiren özelliği uyum sağlamak veya adapte olabilmek. Yani bunlar ikisi aynı konseptler. Şimdi buradaki olay yani antibiyotik kullanırken neye dikkat edeceğizin en hani başlık cevabı onları yani öldürmek istediğimiz bakterinin verdiğimiz antibiyotiğe adapte olmasına, uyum sağlamasına fırsat vermeden onu yok etmek. Prensip bu. Çünkü biz bunları bu prensibi göze, göz önüne almadan bu antibiyotiği kullandığımız zaman muhtelif şekillerde bakterileri çok daha güçlü bir hale getirebiliriz. Şimdi bu genel anlatımlardan biraz daha teknik terimlere doğru girip bunu devam ediyorum. Ne demek bu? Yani biz antibiyotik alırken bakteriyi belli bir şekilde zorlayıp ilaçlara tepki vermeyecek hale getirmeye veya onlara ilaçlara karşı adapte olmuş bir şekilde sokup onlara karşı mücadele edemeye bir duruma düşebiliriz. Şimdi daha da teknik bir terime gitmek gerekirse biz bakterilerin ilaçlara bir noktadan sonra rezistans geliştirmesine sebep olabiliriz. Ya da bunlara çok tolere bir şekilde büyümelerine de sebep olabiliriz. Antibiyotiği iyi kullanmadığımız. Şimdi bunlar ne demek istiyorum? İki tane farklı terim kullandım. Bunlar birbirine çok benziyor. Birini tolere ediyorsun. Tam öbürünü rezistans geliştiriyorsun. Nedir bunlar? Rezistansı şunun için kullanıyor. Çok basit. İlacı vermedi verdiğim zaman normalde ilacın etkisine mukayeseyle yani normal dediğim ilacın işe yaradığını varsayarsak o canlıya karşı. işe yaradığı da ne demek? O i̇lacın o olduğu yerde bunların büyüyememesi demek. Çok basit bir şekilde. Birdenbire orada büyüyebildiğini gördüğümüz zaman ve bunu neredeyse ilaç yokmuş gibi yaptığında bu hani ekstrem bir şekilde anlamı ama bence daha iyi böyle anlatmak. İlaç yokmuşçasına büyüyebildiği zaman onun bir resistans geliştirdiğini görüyoruz. Yani bunu ölçmenin yolu çok basit bir şekilde şudur. Normalde bakteri alınır, belli bir koşul içerip ona petri dişler falan da olabilir. Onların içerisinde antibiyotik verilir ve antibiyotin içerisinde belli bir yerde büyümediği görülür. Orada antibiyotin bakteriyi öldürdüğünü veya en azından bölünmesine müsaade etmediğini görüyoruz. Ondan sonra resistans geliştirmiş bir bakteri nasıl bir şey gösteriyor? Her yerde büyüyor orada bütün petri diş bayağı bakteri oluyor. O antibiyotiği koyduğumuz yerlerde dahi kendisi karşımıza çıkıyor. İlk baştan beri böyle dediğim gibi bakteri yokmuşçasına büyüyor. Bir de tolerans dedim. Tolerans da kelime anlamı olarak o orada vardır. Onun etkisini hissedersiniz. Ama ona rağmen bir şekilde işini yapmaya devam edebilmektir tolere O yüzden politikada da birçok yerde tolerans kelimesi kullanılıyor. Çünkü oradaki adamı değiştirmek veya yokmuşçasına davranmak değildir o insanda. Daha doğrusu o seni rahatsız etse de onun haklarına saygı duyup devam edebilmektir hayat. Biyolojide de buna benzer bir şekilde o orada var. Onun etkisini biz hissediyoruz, onu değiştiremiyoruz. Ama bir şekilde kendimizde bir yeni bir uyum sağlayarak değiştirip büyümeye devam edebilmek. Genelde bu büyümeler rezistansla mukayese edildiğinde ya geriden gelen bir büyüme oluyor ya da daha yavaş giden bir büyüme oluyor. Yani ona rağmen bir şey yapabilmek. Arkamda ben yürümeye çalışırken arkamda ayağıma yapışıyorsun. Hı <laughs> ben hani zorluyorsa hani cüssen benden daha fazlaysa iyice zorlar. Küçük bir çocuksan neredeyse yokmuş Sen hayatıma devam edebilirim, yürümeme devam edebilirim. Onun gibi bir şey bu. Toleransın ve rezistansın mekanizma olarak yani genetik yönlendirilmesi olarak da iki ayrı bacağı oluyor genelde. Rezistansta çok spesifik bir genetik mutasyon oluyor ve bundaki değişiklik sayesinde dediğim gibi ilaç yokmuşçasına hayatına devam edebiliyor canlar. Bunun en basit örneği şey olur. Bir enzime bağlanıyorsa molekül verdiğimiz antibiyotik Diyelim ki şöyle bir bağlanma olacak. Yaptığım oluşan mutasyon sonucunda bu bağlanacağı paket küçülüyor ve giremiyor. Ama enzim kendi fonksiyonu devam ettirebiliyor belli bir şekilde. O zaman bu bayağı rezistans gibi olacak. Ama tolerans olsa bu nasıl olur? Toleransın da iki şekli olabilir. Hani genetik mutasyonla da tolerans kazanmak mümkün. O biraz Değil daha komplike ona sonra girelim. Ama genetik mutasyonu hiç geçirmeden de toleran bir daha sık karşımıza çıkan şekli de bu. Yine örneğimizi aldığımız zaman verdiğimiz antibiyotik proteini ve enzimi engelleyecek fonksiyonu geliştirebiliyor. Ama ondan sonra bunu fark eden hücre ne yapıyor? Buna benzer başka bir proteini. Daha yavaş, daha verimsizce işlevini sürdürebilecek olmasına rağmen sayısını arttırıyor hücrenin içerisindeki ve tökezleyerek dahi olsa hücre o hayati fonksiyonu yerine getirip hayatına devam edebiliyor. Bu toleransa giriyor. Bunun genetik karşılığı da olabilir. Ne olabilir? Bir mutasyon neticesinde bu enzim daha fazla zaten normali de fazlalaştırılmış olur daha fazla üretilen bir hale getirilir. O zaman toleransı genetik bir mekanizma üzerinden elde etmiş olabilir bu canlı. Yani iki şekilde de gidebiliyor. Soruya geri dönecek olursak bunları nasıl kullanmamız gerektiğinde birincisi resistans geliştirmeyi engelleyecek şekilde antibiyotiği kullanmak lazım. Bunun nasıl? da bu da buradaki olay da şu. Yani basit prensip muhtemelen bu biraz fazla tıbba giriyor ama bunu biyoloji ortamında bakacak olan olursak ben şöyle bakarım. Bütün popülasyonun ölümüne sebebiyet verecek dozda mı? O zaman rezistansı geliştirmek için fırsat vermemişim. Uh -huh. Şimdi tolerans olduğu zaman buna e, İngilizce'de yani toleransın direkt karşılığı olan tolerance de deniyor. Bakterilerde persistence ile de literatürde karşımıza çıkıyor. Belli bir popülasyon bir de bunu gerçekleştiriyor. Yani 100 tane hücre varsa orada toleranstan. 100'ün 100'ü de aynı şekilde kendisini toparlayamıyor. Bir alt kümesi bunu anca. üstesinden gelecek şekilde kendini toparlayabiliyor. Ve orada bu ilacı verirken o toleransı geliştirecek fırsatı da vermemek lazım. Yani mesela şuradaki en basit olay az bir antibiyotik verip en azından laboratuvar koşullarında tıpta işler biraz daha karmaşıklaşıyor çünkü bağışıklık sistemi var işin içinde ama orada da az bir şey verip bir bakalım nasıl oluyor öldürmüyorsa biraz daha veririz mesela tehlikeli bir yaklaşım oluyor çünkü o zaman az verildiği zaman hücreler buna adapte olmak için daha çok vakte sahip oluyor yani o ilacı verdiğimizde toksik etkisi daha az olduğunda ama aynı olduğunda yine aynı o daha az verimli olan entimin miktarı arttırılabiliyor. Ama bu bunun tamamını da bozmadığı için ucundan bu da işleyebiliyor. İkisi birden devam etmiş oluyor yolda. E burada genetik mutasyon olacak zaten az bir zaman var. Popülasyonel olarak da veya istatistiki olarak da zaten ihtimal az ama hücrelerin kendisi buna adapte olabiliyor. Dolayısıyla biz toleransı tetiklemiş oluyoruz öyle olduğunda. Halbuki bunu yüksek seviyede verilse o zaman küt diye yok ediyor. Ha. Dediğim gibi tıbbın içinde işler değişiyor çünkü bizim vücudumuzun içinde bizim ihtiyacımız olan bir sürü bakteri de var. Onları öldürmeye başlıyoruz. Yani bakteri antibiyotik alırken en klasik yan etkilerden bir tanesi ishal olmak. Çünkü bağırsak içerisindeki floranın değişmesine sebep oluyor. Burada şunu sorsam yanlış mı olur acaba? Eğer örnek veriyorum. Günde iki tane denen antibiyotiği sen bir kere içersen toleransı arttırmış olursun. Denebilir mi? Evet. Yani ha. basit olarak aynen öyle denebilir. Tamam. Yani ben yarım alayım, çeyrek alayım falan dediğin zaman, gerekli şeyi vermediğin zaman ona o, yani aslında idman oluyor. Onun için tatbikat oluyor bir nebze. Yani askeri terimle düşünmek gerekirse tatbikatını yaptırtıp tatbikatının parasını verip sonra bize karşı güçlenmesine sebep oluyoruz. Bu yani o yarattıkları ne diyeyim bizim ona yarattığımız stres içerisinde o kendisine yeni bir yol açabiliyor ondan sonra. Stres derken biraz oraya açalım istersen. Stres derken yani aslında bizim yaptığımız olay burada bir genel stres mekanizması aktive etmek. Yani özellikle toleransın içerisinde. Rezistansa da bir stres mekanizması oluşuyor. Ama rezistanstaki olay. Bunlar bir tanesi veya öbürü olmak zorunda değil. Bunlar daha popülasyon içerisinde karışık bir popülasyonda ikisi de olabiliyor. Ama bir olay resistans olduğu zaman mesela domine ediyor. Onu daha çok görüyoruz. Resistanstaki temel olay bu bir mutasyonla olduğu için kalıtımsal bir etkiye dönüşüyor. Ve biz bunu hep nesilden nesile giderken, yani bakterilerin kendi içinde nesilden nesile giderken yeni bir davranış olarak, bir alt küme, alt popülasyon olarak görebiliyoruz. Toleransta ikisi birden olduğu için bu stres mekanizmasının aktive edilmesi onlara bir eğitim ortamı sunmuş oluyor. Yani biz antibiyotiği verdiğimizde aslında toksik bir madde veriyoruz. Onlara karşı bir silah kullanıyoruz. Çünkü antibiyotik de bakteriler içerisindeki veya mikroorganizmalar içerisindeki kimyasal savaşın bir parçası. Biz o kimyasal savaştan elde ettiğimiz onlara karşı kullanıyoruz. Dolayısıyla az verdiğimiz zaman belli bir stres mekanizması aktive etmiş oluyoruz onlarda. Bu stres mekanizmasını aktive etmenin canlardaki tek yolu da ilaç değil. Bu fiziksel koşulların değişmesiyle de oluyor. Mesela sıcaklıkla Mesela dışarıdaki pH değeri yani asidite ve bazitenin değişmesiyle oluyor. Çünkü canlıların bir çok iyi büyüyebilmesi için bir optimal koşulları var. Bunların içerisinde de her zaman bulamadıkları bir koşul oluyor bu. Oradan oraya o yeni koşullar arasında yer değiştirirken veya koşullar etrafında değişirken her değişim adapte olma aslında stresin kendisi. Dolayısıyla dediğim gibi ısıyla oluyor, pH değişikliğiyle oluyor, ozmolarite yani etraftaki su miktarının değişmesiyle oluyor, tuz oranının değişmesiyle olabiliyor, alkol verirseniz oluyor etanolle mesela, etanolle metanolle öyle şeyler değişik kimyasallarla ve Haliyle ilaçta da oluyor. Şimdi stres demişken oradaki olay toparlayayım şu: biz canlılara belli bir miktarda stres verdiğimiz zaman iki şeyden bir tanesi olabiliyor. Bir tanesi stres onu öldürebiliyor çok fazla olduğu için. Ya da çok fazla öldürmüyor yani kesilen sakal daha gür çıkıyor. Evrime çıkar mı buradan bir şeyler acaba? Yani. E Tabii yani şimdi bu o zaman ne oluyor? Bunlardaki olan değişiklikler mütasyon olduğu zaman bu yavaş yavaş evrimi kendisi olarak karşımıza çıkmaya başlıyor. Yani gözümüzün önünde bu canlıların aslında değiştiğini görmeye başlıyoruz. Aynen öyle. Yani o mütasyonu elde edip ilaca rezistansını geliştirdikten sonra ne oluyor? O nişin içerisinde yaşayabilir hale geliyor. Vücudun içerisindeki bir bölge de olabilir bu. Laboratuvarda deney yaptığımız yerde olabilir. Neyse o içe, o nişin içerisinde kendisini geliştirmeye başlayabiliyor. E zaten değişik stres ortamlarına adapte olan ve bunları kalıtımsal olarak nesilden nesile aktarabilmenin kendisi de evrimin mekanizmalarından biri. Evrimde gördüğümüz fenomenlerden bir tanesi. Dolayısıyla bu şeyi hem gözümüzün önünde görebiliyoruz hem de stres olarak gördüğümüz olay doğada gördüğümüz ...evrim koşullarını gözümüzün önünde de seriyor biraz. Yani burada da şunu demek istiyorum. Evrimin içerisinde iki koldan da gidebilir, biraz karışık olacak burası ama... ...bir tanesi bu tolerans mekanizmasının genetik olmayan durumunun geliştiğini düşünün. Burada ne oluyor? zor koşullarda az da olsa bir büyüme olabiliyor. Büyüme ne demek? Hücre bölünmesi demek. Hücre bölünmesi ne demek? Belli bir oranda mütasyon olma ihtimali. Yani laletten oluşan mütasyonlar olma ihtimali demek. E o zaman tolerans kalıtımsal adaptasyona biraz altlık yapıyor olabilir Veya daha şanslı olan canlılar daha o hatayı daha önce yapıyor, mutasyonu daha önceden yaratıyor ve daha devam edebiliyorlar. Dolayısıyla ilaç kullanımı içerisinde biz vücudumuzda aslında neye dikkat ediyoruz? Bunların evrilmemesini istiyoruz. Çünkü evrilmeleri demek, değişmeleri demek. Bu değişim sonucunda mesela bu kalıtımsal olarak onu hep söyledim ama orada bahsettiğim DNA'nın içerisinde olan mutasyonlar yani kodun değişmesi. Ama bir de epigenetik evrilme de var. Epigenetik evrilme ne? DNA üzerinde değişmeyen ve bu DNA'nın nasıl ifade edildiğini belli kromozom yapıları üzerinden değiştiren bir genetik tarzı da var ve bunda kalıtımsal yönleri var. Bunun da değiştiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla biz bu şekilde de bir ortam yaratıp ondan sonra bunu DNA bazında kalıtımsallaşmasını da sağlayabiliriz. Düzgün kullanmadığımız zaman. Netice itibariyle belki üçüncü defa olacak ama biz vücudumuza ilaç sokarken vücudumuzdaki mikroflora ile mücadele ederken onların evrilmemesine dikkat etmeye çalışıyoruz çünkü evrildiğinde bizim bilmediğimiz bir yöne gidiyor. Biz evrilme evrilmeden önceki haline hazırlana. Çünkü onu çalışıyor insanlar. Onun üzerine araştırmalar yapılıyor. İlaç onun üzerine geliştiriliyor. E yeni bir yöne zorladığımız zaman o zaman yeni bir ilaç gerekiyor. İşte bu internette duyulan bakterilerle ilgili super bugs, süper bakteriler, süper mikroplar diyeyim. O tam karşılığı bu. Yani o mutasyonları geliştirmiş. Artık ilaçlara karşılık vermiyor ve bizi yeni araştırmalara, yeni yönlere sürüklüyor. E bunun aynısını mantarlarda da görebiliyoruz. Mesela yanılmıyorsam 80'lere kadar Candida albicans da bu bizim vücudumuzda hem bizimle beraber yaşayan hem de çok pis şartlarda, pis dediğim yani bağışıklık sistemimiz zayıfladığı zaman veya kendisine bazı değişiklikler olduğu zaman, flora değiştiği zaman, etrafındaki bakteriler de değiştiği zaman patojenik hal alabilen bir mantar bu. Onda 1980'lere kadar sanırım gerçekten bu fluconazol diye bir ilaç var ona karşı kullanılan. Çok geniş, yaygın bir şekilde kullanılan. Ona karşı resistans geliştiren çok fazla mantar bilinmiyordu. 1980'lerde birdenbire artmaya başlıyor bunun sayısı. Bunun iki sebebi var. Bir, daha çok dikkatimizi çekiyor, daha çok örnekleme yapıyoruz haliyle. E i̇kincisi, çok ilaç kullanmaya başladığımız için değişmeye başlıyorlar. E Flukanazol da onun metabolizmasını etkileyen, onun o yani insan karşılığı olan, kolesterol, insandaki kolesterolün karşılığı olan, sterollerin kullanılmasını etkileyen genetik yolak Değişmesine sebep veren bir değişimden bahsediyoruz orada mütasyon olduğu zaman. Dolayısıyla biz bu ilaçlarla bu canlıları evrime zorluyoruz, yani adaptasyona zorluyoruz. Bunlar kalıcı hale geldiği zaman evrimleşmeye başlıyorlar ve bilmediğimiz bir yola sokmuş oluruz. İşin özeti aslında bu. Yani hem gözümüzün önünde bir evrim görüyoruz ilaçları yanlış kullandığımız zaman, hem de kendimizi çok zora sokmuş oluyoruz o zaman vücudumuzda bazı bilinmedik değişiklikler olmaması için sanıyorum ki doktorun önerdiği dozda doktorun önerdiği evet. kadarını kullanmamız gerekir. Zaten bunu yaparsak bir sorun olmayacaktır sanırım. Yani evet ya, antibiyotikte de çünkü çok sık insanlar der ya artık tamam ki ben iyileştim bir şey yok daha fazla kullanmayayım. Onu çok anlayabiliyorum çünkü başka toksik et etkileri de var yani kaçınılmaz olarak ama oradaki o zaman belki tolerans geliştirmiş bakterilerin orada kendilerine yeni bir ortam bulmalarına müsaade etmek lazım veya geriye kalan bir Kaç bir şey daha da rezistans geliştirecek bir duruma sokmamak lazım kendini bırakıp ne varsa öldürüp yok edip veya onları bağışıklık sistemimiz tarafından temizlenecek hale getirip bırakmak lazım. Onda da doktorun dediğini yapmak gerekiyor. Yani bu burada işin özeti bu. Biz kendi içimizde antibiyotikleri kullanarak bir kimyasal savaş yapıyoruz bakterilere karşı ve bunu askeri literatürü, savaş tarihini falan da takip edenler de bilirler ki bir tamamen yok edilmeyen bir popülasyon her zaman gelip devam edip öbürünü yok etmeye çalışır. Bu çok doğal bir canlılık, içgüdüsü. Bunda yapacak bir şey yok. Çünkü hayatta kalmak bu. İlk gördüğü düşmana karşı geç veya o tehdide karşı gelişmiş olduğu için bir daha tehdit karşısına çıktığında ona karşı daha hazırlıklı olabiliyor ve kendisini daha iyi koruyabiliyor. Bunu bakteri de yapıyor, mantar da yapıyor, amip de yapıyor, terlik hayvan da yapıyor, biz de yapıyoruz. <laughs> Çok güzel özetledim valla. Asım yine uçurdun resmen. Şöyle çünkü bu kadar detaylı bilgi alacağımı düşünmedim bu konular hakkında. Ben de çünkü hep böyle şeyim. Antibiyotiği 4 günde 3 günde bırakıp sonra devam ederim ama sonra 3 ay daha kullanırım aynı antibiyotiği. O yüzden zaten benim görünüşümden anlarsın ne kadar sağlıksız biri olduğum. Ben bir <laughs> antibiyotik bağımlısıyım. <laughs> Teşekkür ediyorum. Bizi Rica bir sonraki ederim. bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Siemens tam otomatik kahve makineleri sundu.